Bir diğer sorumuz da şu şekilde. 15 yaşındaki oğlum okula gitmek için alarm kurmak istemiyor. Ben de sabahları onu uyandırıyorum. Acaba doğru mu Çok yapıyorum? tatlı. Evet. Güzel anneler. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Çocuğunuzun bu dakiklik ya da bu kısımda ilerlemesi için mesela uykusuna dikkat etmesiyle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Yani sadece saat kurmada değil. Mesela bu tarz sorumluluklar aslında hayatın bütün alanlarında bir sorumluluk anlayışıyla birlikte gelişen bir şey. Yani orada saat belli bir figür gibi duruyor ama çocuğunuzun başka yerlerde kendi üzerine düşen sorumluluk anlayışı nasıl? Yani örnek veriyorum. Mesela parası bitti. Aslında o hafta bir harçlık vermiştiniz. Eksiye düştü. Sizden para istediğinde veriyor musunuz? Yoksa sana bu kadar vermiştik ve bununla geçinmeliydim mi diyorsunuz? Yani anne baba olarak çocuğun diğer alanlarda sorumluluklarına bakıp sonra bu saat olayına gelmenizi tavsiye ederim. Saat olayında da şöyle, eğer diğer alanlarda çok sorumluluk vermiyorsanız çocuk her zaman şunu inanacaktır. Annem ya da babam beni mutlaka kaldırır zaten. Ha ama bu bir devrim yapacağım diyorsanız ya da ihtilal şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hani bunu en son söyleyeyim. Hani bazı anne babalar bana diyor Ayşenur Hanım diyor. Valla diyor bazen çocuğu eğitmek diyor şöyle olacak diyor. Bir gün o diyor yaşayacak bunu okula gidememeyi ya da geç kalmayı. Sonra bunun nasıl bir şey olduğunu anlayacak ve yapacak. Evet bazen de ebeveynler bunu yapabiliyorlar ama dediğim gibi diğer alan iyi değilse bu böyle çocuğun bilakis size düşman olduğu bir şeye de dönüşüyor. İşte bak gördün mü bana kendilerine göre ders vermeye çalışıyorlar. Hiç umurumda değil diyebiliyor. Çünkü çocuğun diğer hayatın kendi yaşamıyla ilgili sorumluluk algısı gelişmemiş. Yani çocuğun ütüsünü annesi yapmış. Kıyafetlerini o giydirmiş. Alışverişini o seçmiş. Harçlığı bittiğinde hep şey yapmış. Çocuk yanlış bir şey yapıldığında eleştirilmemiş. Ya da çocuk atıyorum yanlış bir şey dersiyle ilgili falan yaptığında olsun öyle olur falan. Yani sürekli pışpışladıysanız çocuğu o saat anlayışında ona bir challenge hani var ya bir meydan okuma gibi bir şey verince çok işe yaramaz. Bilakis çocuklar diyor ki anne babam benimle inatlaşıyor ya da bazen şey yapıyor tamam öyle yapayım filan gibi. O sorumluluk bir bakış açısı, bir hayat tarzı gibi düşünmek lazım. O yüzden ne yapın? Mesela 15 yaşında ergen bir çocuk. Ben bu çocuğuma yaşına uygun nasıl sorumluluklar verebilirim? İşte dersinden, temizliğinden, oda düzeninden ve kimle birlikte yapacaksınız? Babasıyla. Anne ve baba birlikte bu sorumlulukları veren kısımda koalisyonda olmalı. Burada programın ilk kısmında da biraz daha şöyle bir gözümüzde canlandıralım demiştik kontrolcü bir kişiyi. Şimdi ısrarla hep buranın üstünde durmamın sebebi de biraz da kendimizi de fark Tabii. etmeyle alakalı. Kontrolcü kişilerde evet güvensizlikten, belirsizlikten rahatsız olmak veya yüksek kaygı, endişe bu endişeyi yatıştırmak için, Tabii. kaygıyı yatıştırmak için kontrol davranışına başvurmak karşılaştığımız durumdur demiştik. Bir de bunun yanında kontrolcü kişilerin genel özelliklerinden bahsedecek olursak neler görüyoruz? Şimdi kontrolcü kişilerin hem yüksek standartları oluyor, beklentileri yüksek oluyor ve o kendini göstermeyle de birlikte ihtiyaç duyulmayı seven, ondan sonra bir tarafıyla o bilen kişi gibi olmak ve aynı zamanda da o lider rolünde olan ve düzeni seven kişiler olarak da görüyoruz. Bunu belki biraz şeyle de açıklayalım mı yanın? Sizinle arada da konuşmuştuk ya psikolojik rahatsızlıklar. Mesela Evet. OKKB mesela çok önemli. Ney bunun açılımı? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Şimdi bu ne demek? Bakın obsesif kompulsif yapı var. Biz onu biliriz. Ne? İşte el yıkama, işte dini takıntılar falan o ayrı. Ama bir de bunun kişilik bozukluğu dediğimiz yani şöyle diyelim kişilik zorlanması, kişiliğin daha sert ve katı olduğu bir tarafta yani artık bunun ilaçla bir tarafı tamam belki obsesyonlar geçiyor ama kişilikle hemhal olduğu artık kemikleştiği bir yapıda bu kişiler nasıl oluyor? Biraz buna değinelim. Şimdi bu kişilerin mesela OKKB gibi biliriz sadece kendisine değil dışarıdaki ve ailedeki ve iş yaşamındaki herkese bir tür ne yazık ki üzücü ama dominant bir şekilde ya da zorbalık yapan bir şekilde ya da hiç kimseye söz hakkı vermeyen, empati yapmayan bir şekilde hayatlarını kontrol odaklı geçirdiklerini görürüz. Nasıl anlatayım? Mesela bir dede vardır, büyük birisi vardır. Hani denir ya öyle çileler çekmiştir falan ama
o yaşında bütün herkesi kontrol eder. Amca şey çocuklarını, çocuklarının gelinlerini, torunlarını, kendi eşini, komşusunu, şunu. Çok dinledik böyle şeyler. Yani çok çok anlatılır. Hala ve öyle bir şey ki etraftaki insanlar da bu kontrolcü kişiden dolayı hem yıpranmıştır hem tükenmiştir. Ama bir tarafıyla da pasifleştikleri için bakın bağımlılık örüntüsü pasifleştikleri için bir türde uzaklaşamıyorlardır. Bunu mesela şey yapılarında da çok görüyoruz. Şimdi bazen şöyle oluyor. Güç ve bu tarz kontrolcü yapılar parayla ilişkileri de güzel olabiliyor. Yani şu anlamda güzel derken yanlış anlamayın. Parayı da tutuyorlar çünkü o bir güç. İyi kazanıyorlar mı? İyi kazanıyorlar. İyi şirket yöneticileri, iyi böyle hani bir yerlere gelmiş kişilerin bu tarz yapılarını çok görüyoruz. Babaanneler, şimdi, dedeler tarlalarını satmazlar, hayattayken mallarını hayatta neler, bölüştürmezler. Neler. Hatta çocuklarından saklarlar. Ev yıkık döküktür ama herkes der ki o kişiler hakkında bankada milyonları var. İşte tam da bu. Şey bir araba filan. Üstüne başına bakıyorsun hani bu şey anlamında değil illa marka giyinmesi gerekmiyor hani değil mi? Ama hani çatıyı da onarabilirsin o bahçeye de iki çit çakabilirsin filan yani. Yok evet. O bahçe öyle dağınık ondan sonra örnek veriyorum çatı şey yapmış filan ama milyonlar var bankada filan. Tam da bu Nihan Hanım yani bu kişilerin bir tarafıyla o parayla birlikte güç ve kişileri idare ettikleri bir sistemi sürdürmedeki hazlarını görüyoruz. Bu paranın hayata dönüştüğü, insanların ihtiyaçlarına dönüştüğü, bu ailelerle ilgili ne kavgalar ne şeyler biz bunu gazetelerden okuyoruz Nihan Hanım. Ailesiyle görüşmüyor işte çünkü baba hala ya da işte anne hala o parayı bir tarafıyla işte harcamıyor niye dönüştürüyor duruyor orada. Ama baktığınızda da atıyorum 10 tane ev alacak parası, işte 10 tane araba alacak parası filan filan. Şimdi bu yapıların evet hem insanları kontrol ettikleri para vasıtasıyla da ne yazık ki insanları kontrol ettikleri de bir taraf olabiliyor. Para olmasın az önce belki izleyicimizin bahsettiği ama onun üzerinden de söylemeyeyim. Bazen bir anne oluyor değil mi? Kayınvalide oluyor o kişi ve daha sonra bu OKKB kişiliğindeyse üzücü ama bir bakıyoruz ki yani hani bunu şey için söylemiyorum ama 4 çocuk var, 4'ü de boşanmış, 4'ü de eşlerinden ayrılmış. Bu kadar peş peşe olabilir mi? Yani 4 çocuk, tabii boşanma normal bir şey, asla öyle bir şey demiyorum ama 4 çocuğun da mı eşi yanlıştı? Şimdi bir bakıyoruz ki o bir tane şey hani var ya anne ya da baba her neyse o çocukların evliliklerini de yönetiyor ya da çocukların hayatını yönetiyor. Hatta öyle bir şey ki hani böyle bir şey gibi hani vardır ya böyle nasıl diyeyim ona itaat etmezse o gelin silinir üzeri yani boşanacaksın filan o karar çıkar. Üzücü bunu çok modern ailelerde görüyoruz bunu hani illa şey gibi düşünmeyelim oldu mu hani filmler oluyor ya evet. Böyle farklı kültürlerden ya da farklı şeyle hiç alakası yok. Bazen öyle modern ya da öyle belki seküler diyebileceğimiz ya da çok farklı batılı diyebileceğimiz yapıların içerisinde öyle bir hiyerarşi oluyor ki kas sistemi gibi hani öyle. Evet. Hani sen oradasın rolünü bil mesela gelin rolünü ya da işte damat rolünü hiç fark etmez kadın erkek. Sen ha benimle uzlaşmaz mısın? Ben senin aranı bozarım ve senin ilişkini bitiririm gibi güç sahnelerine şey yapıyoruz. Ne yazık ki bazen eşler bunu yıllar sonrasında konuştuğumuzda şey yapıyorlar. Benim diyor oradaki boşanma kararım aslında diyor sağlıksızdı. Çünkü annem ya da işte babam orada aslında eşimle şeye girmişti. Ne denir ona? Yarışa girmişti. Ve sanki hani seni boşatırım ya da sen benim oğlumu alamazsın ya da sen benim kızımı alamazsın diye onların arasındaki savaşta kalmışım aslında. Ben eşimi seviyordum diyor. Ama işte sonrasında döndüğünüzde yıkık dökük bir harabe ilişki bir tarafıyla. Bu OKKB kişilerin ben tam da bahsettim böyle yapıların içerisindeki bu karakter. Hatta biz bunu toplumda nasıl ifade ederiz? Zor kişi. O bir şeyi çok beğenmez. Uuu illallah dedir. Tam bu kişilerin aslında toplum diliyle aslında ifadeleri. Burada eşler birbiriyle alakalı bu konuda bir zorlanma yaşıyorsa o zaman ne yapabilirler? Yani kendisi bunu yaşayan kişi de kontrolcü olan kişi de olabilir veya eşi çok kontrolcü ve bununla alakalı çözüm yolu bulamayan tarafta da olabilir. Aynen. Her ikisi için
çift ilişkisi bağlamında neler yapılması gerekiyor? Şimdi şöyle, bunu böyle iyi konuşmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? OKKB dediğimiz kişilik yapılarıyla yaşam çok zor. Yani bunu ben bir şey olarak söylemiyorum. Hani tedavi var mı? Tabii ki tedavi var ama kişinin böyle bir kurgu yaşamında kendisini değiştirmek istemediği yerde ben ona nasıl psikologluk yapayım? Tamam, eşimizdir, seçmişizdir, evlendiğimizde anlamamışızdır bu kadar zor bir insan olduğunu filan bir tarafıyla. Ama benden götürdüklerine de bakmam lazım. Yani ben anne ya da baba olarak çocuklarıma bir tarafıyla o ilgimi, sevgimi verebiliyor muyum? İş hayatında kendimi iyi var edebiliyor muyum? Ya da psikolojik ruh sağlığım nasıl? Zaten genelde OKKB gibi bu kişilik yapılarının çok sert ve katı olduğu yerde diğer kişilerin, etrafındaki kişilerin tükenmiş olduğunu görüyoruz. Çok fazla yorgun, tükenmiş, bitkin. Zaten şöyle de bir tarafı var. Bu yapıların da aslında o kontrolcü kişilerin de bir tarafıyla yorulduğunu da biliyorum. Hani bu şey gibi de değil. Ben diğerini yoruyorum, tükenmiş hissettiriyorum değil. O da zaten kontrol edemezse, kendisini kötü hissedeceği için kontrol için eforunu sarf ediyor sadece bu alanda. O da tükenmiş oluyor. Yorgun. Bu kişilerin beden ağrıları çok olur. Ondan sonra yorgunlukları, fiziksel tükenmiş. Çünkü kafası sürekli diğer insanların ne yapması gerektiğiyle ilgili olduğu için. Şimdi eş ilişkilerinde şöyle. Bunu böyle, zaten bunun miktarı yok ama kar zarar hesabı yapacaksınız. Benden aldıkları, götürdükleri ya da bu ilişkide kalabileceğimle ilgili artı ya da eksi sinyaller. Yani buralara bir bakıp hissiyatınıza bakacaksınız. Ama bu artık psikolojik bir şiddete dönüyorsa, bakın fiziksel de olabilir, psikolojik bir şiddet. Şimdi kontrolün geldiği ve kontrolsüz, artık kontrolcülüğün hastalık olduğu yerler var. Nasıl? Sizin her söylediğiniz anında eleştiriliyorsa, bakın bu sizi yok saymaktır. Her giydiğiniz sürekli ondan sonra bir şekilde etiketleniyorsa, bu rengi giymişsin, sana hiç yakışmamış. Size bazı insanlar şöyle, Nihan Hanım, eşinin gardırobunu, şimdi eşler bana kızmasın, eşinin gardırobundaki sevdiği renklere dahi, yani tamam birisine mesela yakışıyor demek başka bir şey ama yani ben örnek veriyorum, yakışmıyorsa da siyahı sevebilirim yani, değil mi? Mesela böyle bir özgürlük alanı da var. Ama benim orada tamamen bunu da giyme, şunu da giyme ya da psikolojik şiddet şöyle, bunu giydin ama neye benzediğini görüyor musun? Çok çok kötü laflar var. Sürekli iğneleniyorsanız, sürekli psikolojik şiddete maruz kalıyorsanız, yaptığınız şeyler sürekli nasıl diyeyim, böyle o beğenilmezlik içerisinde sizi yetersiz ve kötü hissettiriyorsa, nasıl diyeyim, o kadar çok şey geliyor ki üzücü ama bunları gerçekten üzülerek hatırlıyoruz. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Günün sonunda siz bir insan olarak değil, yani bir bakın eşi geçtim yani. İnsan olarak kalamıyorsunuz. İnsan olarak. Sadece insan, bakın hiç eşten bahsetmiyorum. İnsan olarak kalamıyorsunuz. Zaten bu insanlar depresyona giriyor. Neden? Yok sayılıyorlar. Görünmez. Hiçbir tercihinin doğru olmadığı. Bir süre sonra diyor ki mesela eşler bana. Tabii kontrolcülüğü biz tabii üçüncü kişimiz kim? Narsizm. Yani onunla eşleştirmesek olmaz. Zaten narsistlerde bu kontrolcülük çok fazla var. Aşırı. Ne var? Günün sonunda yalnız kaldığınızı görüyorsunuz. Çünkü her arkadaşınız eleştirilmiş. Günün sonunda işinizden ayrılmış da bulabiliyorsunuz kendinizi. Çünkü o iş bana göre değilmiş. O işte şöyle yapılır. Peki ne yaptım? Hani ne oldum? Ne elde ettim? Bir bakıyorum arkadaşlarım yok. Ailemle görüşmüyorum. Ailem yok. İşim yok. Kıyafetlerime karışılıyor. Peki ben kimim? Dediğimiz tam da narsistik manipülasyonun aslında kontrol odaklı eşine yansıdığı yerde bu kişilerin pasifleştirilerek bir tarafıyla depresyona girdiklerini görüyoruz. Şimdi bağımlı narsistik görüntüsünde kontrolcülük ve manipülasyonlar tam da böyle oluyor. Eleştirerek, yargılayarak, onu yetersiz hissettirerek, sürekli zihninde yaptığı şeylerle ilgili soru işareti uyandırarak. Benim şurada kendime de öz eleştiri yapmam gerekiyor. Ney? Şimdi birisi beni kontrol etme odaklı davranabilir ama benim de orada kendi fikrimi söylemekle ilgili bir çabam olması gerekiyor. Şimdi burası şöyle. Burada kimler kazanıyor diyelim.
Bu tarz OKKB gibi ya da narsistik ya da ağır patolojik kontrolcülüğü olan kişilerde iki yapıyı da anlatayım size. İkisi de yıpranıyor. Yani şöyle bir şey yok. Mesela kavga, bazıları ne yapıyor biliyor musunuz? Bu eşe karşı çıkıyor. Diyor ki sen benim kıyafetimi, rengimi karışma. Ben bunu giymek istiyorum. Ya da diyor ki ama bu arkadaşımda bir şey yok. Ben arkadaşımla görüşmek istiyorum. Ya da işimde bir şey yok. Sürekli kavga. Sürekli kaotik ilişki. Küsmeler, dargınmalar, işte darılmalar, alınmalar, aylarca küsmeler. Karşı tarafın ve diğer taraf da şeyse, hani ben de bunu böyle sürdürmeyeceğim, yani bana karışmanı ya da işte benim hayatımı yönetmeni sağlıksız bir şekilde istemiyorum dediğinde, yüksek çatışmalı çiftler de buralardan çıkıyor. Yani evde kaosun hakim olduğu, iki taraf birisinin var ya boyunduruk altına almaya çalıştı, diğerinin de hayır boyun eğmiyorum dediği, ne yazık ki sağlıksız yuvalar çıkıyor. Diğer kısmı ele alalım. Burada da yine yorgun bir eş var. Diğer kısımda da şöyle. Diğeri sürekli bağımlı profilde, evet doğru söylediğini düşünerek kıyafetini değiştiriyor, rengini değiştiriyor, arkadaşlarını eliyor, ailesiyle görüşmüyor filan. Ona bağımlı oluyor, yine çökkün oluyor. Yani burada şöyle bir taraf var. Gerçekten çok iyi düşünmek lazım. Ben kavga yoluyla şey yapsam da, hani kendimi ispatlamaya çalışsam da ya da ispatlamadan pasif bir yolla kalsam da, günün sonunda ne kalıyor biliyor musunuz? Günün sonunda tükenmiş, enerjisi bitmiş, iyi bir ilişki içinde olmayan iki ayrı yöntemi denemiş ama aynı insan figürü kalıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu tarz eşlerde kar zarar hesabı yapıp ruh sağlığıma, çocuklarıma, eş ilişkime, hayatıma ne kadar olumsuz katkısı var, olumsuz şeyi var, etkisi var. Buralarda bir bakıp çok akıllıca davranmak lazım. Çok akıllıca. Ben tabii ruh sağlığı uzmanı olduğumuz için belki en büyük yatırımın ruh sağlığını olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın, hani bazen öyle olur ya, gözünü kaybetsen şu olur, elini kaybetsen şu, ama psikolojinizi kaybedince hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya o evden de çıkasınız gelmiyor hiçbir şey, ama hani bacağınızda bir şey olur, koltuk değneğiyle yürürsünüz. İşte kulağınızda bir şey olur, işitme cihazı. Ama ruh sağlığınızı kaybedince, yani ilaçlar da bir yere kadar. İlaçlar tabii ki beni şey yapar, psikoterapi, ama ben ruh sağlığımı sürekli bu döngünün içerisinde mücadele, kaos, bir şeyin içinde şey yaparak feda ettiğimde bunun yerine koyabilecek miyim? O yüzden eşimize bakarken değiştirebilir miyim çift terapisi? Tamam, bir sürü bağlamda düşünüyoruz ama günün sonunda bir kar zararı yapalım. Bu ilişki benim hayatımı, kendimi tüketiyor mu? Neye dönüşüyor? Ya da eşime ciddi uyarılarda bulunmam gerekiyor. Ama bu insanların ben daha sert, hani patolojik tarafıyla terk edilmeyle ilgili de nasıl diyeyim, tabii kişiye göre değişir ama bu onun için şey, bir tehdit de olmayabilir. Narsizm de gerçi şöyle olabiliyor. O da karşı tarafa şey yapıyor, nasıl diyeyim, ben de seni diyor burundan getiririm, şöyle yaparım filan gibi de olabiliyor. Kişiye göre de değişebiliyor bu.